AK Parti Gaziantep Teşkilatı tarafından merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 57. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programına AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahin Bey İlçe Başkanı Hasan Teke, Şehit Kamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte çok sayıda partili katıldı. Kıymetli dava arkadaşlarım. Basın açıklaması öncesi değerlendirmelerde bulunan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, 17 Eylül 1961'i demokrasiye kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti. 27 Mayıs darbesi Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilemez tahribatlara yol açmıştır. Yasalara aykırı biçimde anayasa, İhtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme antidemokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez junta egemenliği altına alınmaya çalışmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş başvekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 darbesinin iz düşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin idaresini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ve arkadaşlarına yapılan darbe bütün Türk milletine yapılmıştı. Ve o gün idam kararı verildiğinde hiç boynu eğmedi, eyvallah etmedi ve ne dedi biliyor musunuz? Allah milletimize zeval vermesin. Çünkü o çok varlıklı bir ailenin çocuğuydu. 50 bin dönüm arazisini çok büyük miktarda Aydın'da arazisi vardı, halka dağıttı. Sevle'den Billider'di. Bundan çok rahatsızlardı. 1950 yılına kadar tek parti diktası vardı. Tek parti diktasını milletle beraber yıktılar ama bu yıkımı o günkü vesayetçiler kabullenemedi. Kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan bir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan en güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir seferde, her güzel ve muhteşem eseri